Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Onchain Sohbetleri programımızın ikinci bölümüyle Kerem'le birlikte karşınızdayız. Onchain analist denince zaten Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmiyor herhalde. Ya da diyelim ki iki elin parmaklarını geçmiyor. Kerem de onlardan bir tanesi. İkinci programımızı yapıyoruz kendimizle. Kendisini tanımış olduğunuzu düşünüyorum. Öncelikle Kerem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Herkes hoş geldi. Eyvallah. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere ilk programda biraz daha genel olarak Kerem bize Onchain'in ne olduğunu anlatmıştı. Hatta program title'ımız ne yahu bu Onchain'di. Onchain'i birazcık konuştuk. Şimdi bu interaktif eğitim programlarımızın kapsamı dahilinde şey yapmak istiyoruz. İşte her bölümde bir tane Onchain metriğini konuşalım istiyoruz. Tabii ki hani Onchain metriklerden gerçekten hani piyasayı doğrudan alakadar eden birçok metrik var. Onlara öncelik vereceğiz. Bazıları da böyle uzun vadeli biraz daha fikir veren metrikler var. Onları biraz daha sonraya saklayacağız. Bu stratejinin Kerem'le birlikte daha doğru olacağını düşündük. Çünkü herkes önce piyasada bize bir şeylerin yol göstermesini istiyor. O yüzden de piyasada en popüler olan özellikle Barış Kardeş Hoca'nın çok üstünde durduğu, Kerem'in de hep tweetlerinde üstünde durduğu SOPR ile başlayalım istedik. Çünkü kısa vadede de sinyal veren sayılı on-chain metriklerinden bir tanesi aslına bakarsanız. SOPR. Dolayısıyla SOPR ile başlayacağız. Kerem önce abi teorik açıdan nedir bu SOPR? Açılımı bize ne söyler? Sonra da tablolar üzerinden detaylandırırız istersen. Tamam. Şimdi abi bu SOPR dediğimiz aslında blockchain'de biz şuna bakıyoruz. Spend output profit ratio. Bu ne demek? Harcanmış işlem çıktılarının rasyosu. Yani kar rasyosu. Şimdi biz harcanmış ya da harcanmamış işlem çıktılarına UTXO'lar üzerinden bakıyoruz. UTXO diye yazılıyor bunlar. Bunları çok kafa karıştırmamak için çok tabir kullanmayacağım. Basit şekilde şöyle diyeceğim. Diyelim ki dün 30K'dan bir Bitcoin alımı yaptım ben ve yarın 45K'dan bunu satıyorum. Şimdi burada bu UTXO'lara bakıyor sistem ve diyor ki ilk aldığın noktada 30'dan almışsın, ikinci aldığın noktada 45'ten satmışsın, sen kârda satış yapmışsın. Ve bunu da şöyle yorumluyor, bunu ne kadar hesabında tuttuğuna bakıyor. Yani ilk aldığın günle son aldığın gün, sattığın gün arasında ne kadar süre geçmiş? Çünkü bizim şöyle bir kısa vadeli, uzun vadeli tabirimiz var piyasada. Şimdi on-chain'de bu nasıl geçiyor? 155 gün gibi bir limitten bahsediyoruz. 155 günün altındaysa biz buna kısa vadeli yatırımcı diyoruz. 155 günün üstüne çıktıysa bu cüzdanında tuttuğu işlemin gün sayısı, buna da uzun vadeli yatırımcı diyoruz. Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim Kerem, araya gireceğim. Tabii. Burada bir aslına bakarsan piyasada on-chain metrik analistleri arasında da bir subjektiflik var. Yani şöyle şunu demek istiyorum. Mesela short term holder dediğimizde on-chain'de dediğin gibi genel kabul 155 gün. Ama aynen. Mesela bunun 4 ay olduğunu söyleyenler de var. Yani 4 ay da aslına bakarsın çok bir şey de fark etmiyor yani. Ama 4 ay diye de geçiyor. Aklınız karışmasın. Bunun daha kısa süreli olduğunu söyleyenler de var ama genel kabul üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla burada da hani on-chain tarafında, hatta böyle on-chain metrikleri eleştirenlerin en önemli argümanlarından biri de dünyada yani daha bu konuda bir standart olmadığını söylüyorlar. Haklı oldukları konular var ama bence çok da büyütülecek bir detay fark olduğu kanaatinde değilim. Ne dersin? Evet. Abi doğru. Şimdi ben de tam onun üstüne bu sorunun zaten aslında seninle konuşmadık ama bunların hep sorulan ve böyle kafalarda soru işaretleri yaratan şeyler olduğunu bildiğim için bir ekran paylaşacağım şimdi. Aslında biz on-chain'de bazı metriklerin bazı alanlarını belirlerken, yani işte şurası alım bölgesidir, burası satım bölgesidir, bunlar uzun vadede hep değişebilecek metrikler. Ama biz bunlara genel itibariyle histogramlardan bakıyoruz. Yani histogramlarda diyor ki bu rakam geçmişe baktığımda buraya 3 kere gelmiş.
Bu rakam buraya 5 kere gelmiş. Ve o rakamların bulunduğu seviyelerdeki fiyat hareketlerine bakıyoruz. Belki orada çok ciddi bir düşüş ve alım gördüyse, bu harekete gelirse alım olma ihtimali artar diye bir mantık kuruyoruz. Yani aslına bakarsanız geçmişle benzerlikler kurmaya çalışıyoruz. Geçmişte doğru. Fiyat ne olmuş? Bugün ne olmuş? On chain'de nasıl bir benzerlik var? Analizde de yaptığımız o. Aynen. Yani dolayısıyla bir fikir buradan üretmeye ve dediğim gibi yani bu metrikler uzun vadede çok değişebilir. Piyasanın yapısı değişiyor. Yarın uzun vadeliler için bambaşka bir şey söyleyebiliriz. Çünkü mesela bugün şeyden konuşuyoruz. Uzun vadeli yatırımcılar daha uzun vadeli kalmaya başladıkları konuşuyoruz. Belki bundan bir sene sonra bambaşka bir şey söyleyeceğiz. Ama hani teknik anlamda geçen tabir 155 gün olarak biz burada short term'e long term'ü uzun vade kısa vade ayırmaya çalışıyoruz. Tamam. Şimdi ben biraz hani web sitelerinden de kısa kısa bahsedeyim ki nereden ulaşabilirler bu Sopr verisine. Mesela biraz böyle daha gözünüze hoş gelen ayrımı daha basit olan bir veriye bakmak ve ücretsiz bakmak istiyorsanız Decentrader sitesi var. Buradan ücretsiz bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Ama biraz daha ben detaylı bakmak istiyorum dediğiniz noktada CryptoQuant'a da bu verileri ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz zaten. Hem de bunun hem short term holder yani kısa vadeli holderların Sopr'ı ve uzun vadeli tutan uzun vadeli yatırımcıların Sopr'ı şeklinde. Abi İngilizce, Türkçe, aynen İngilizce, Türkçe gidip geliyorum. Mesela onun dışında da tabii ulaşabileceğiniz yerler vardır. Ben daha çok onları ve hani tam adı Sopr olmasa da mesela Check On Chain sitesinde de çok benzer bir metrik var. Bu da BTC USD Realized Profits diye geçiyor bir günlük. Ama hani baktığınızda bütün metriğin aslında aşağı yukarı aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Buna sadece Sopr denmemiş. Böyle anlatmak istemiş. Ya biraz daha basit anlatıyor. Hani burada profit nerede yapılmış? Profit satışları yani kar satışları nerede yapılmış? Zarar satışları nerede yapılmış? Aşağı yukarı aynı şeyi gösteriyor diyebiliriz. Adını veren galiba Glassnode değil mi Kerem? Evet aynen Glassnode'un bir ürünü. Hatta bir Hintli ilk yapıyor. Şu an ismini hatırlamıyorum. Ama şeyde de var zaten Sopr diye aratıp Google'da ararlarsa hani kim yapmış, açıklaması nedir, nereden esinlenmiş onların hepsini anlatıyor aslında. Çok da basit bir veri yani dediğim gibi ilk gün nerede almışsınız, ikinci gün nerede satmışsınız, siz profitte misiniz, değil misiniz? Bir de tabii bunu şeyle karşılaştırıyor yani Bitcoin'in realized value dediğimiz realize değeriyle karşılaştırıyor. Market cap değeri değil de hani ilk bölümde aslında bundan biraz bahsetmiştim. İkisi arasında bir fark var. Market cap değeri ve realized değeri arasında. Çünkü şöyle bir fark var. Yıllardır kullanılmayan ya da ulaşılamayan coinler var piyasada. Tokenlar var. Bu tokenları biraz daha ses kirliliğini azaltacak bir biçimde realized value'ye indiriyoruz. O zaman daha gerçek bir değere ulaşmış oluyoruz. Daha çok sirkülelere konsantre oluyoruz. Aynen. Doğru aynen. İfade herhalde o olur. Yani evet. Mesela işte Satoshi'nin elinde de binlerce Bitcoin olduğu bilinen bir gerçek ama hiç daha yer değiştirmemiş. Bunun gibi bir sürü cüzdan var. 2009-2010 yıllarında özellikle üretilen Bitcoin'lerden mesela kaybolanlar var hard disklerde. Bunu hesabın dışına çıkardı mı daha böyle aktif olanlar üzerinden daha doğru yorum yapmayı sağlıyor. Buna da realize olmuş deniyor arkadaşlar. Aynen. Aradaki fark o. Aynen çok doğru. Şimdi Decentrader sitesinden hani siz de bakabilirsiniz dediğim gibi ama şimdi burada bu grafik bize ne anlatıyor? Şimdi bir kere ortaya biz Bitcoin grafiğini koyuyoruz ve Sopr verileri de burada bize bir aslında birin üstünde mi altında mı şeklinde. Şuradan daha CryptoQuant'tan net gösterebilirim. Bir dakika nerede benim CryptoQuant verilerim? Bir saniye. Şöyle onu kayıt mı etmiştim ya? Evet. Görsel olarak belki kaydettim. Evet, görsel olarak kaydettim. Burada da aslında ben short term holder Sopr değerini kaydetmişim. Direkt tamam. Sopr'a biz gene Decentrader'dan bakalım. Orada daha farklı bir şey anlatacaktım. Onda, peki bu burada hemen Sopr, genel Sopr'la alakalı bir şey soracağım. Evet. Güzel, yine akıl karıştıran şeylerden bir tanesi de Kerem, bir tane Adjusted Sopr var. Bir de SOPR,
yalnız evet. başına var. Bu ikisi arasındaki farka da kısaca değinmenin faydası olur diye düşünüyorum. Abi orada da biraz aslında şimdi ben hep verilerde şu cümleyi kullanıyorum. Biraz ses kirliliğini azaltmak. Yani biraz daha veriyi sadeleştirmek. Mesela nasıl? Burada çok zapan veriler var mesela. İşte şurada görüyorsunuz çok zararına çok büyük bir satış var. Burada çok karına bir alış var. Bu veriyi biraz daha sadeleştirdiğimizde, adjust ettiğimizde yani ayarladığımızda diyeyim. O veri biraz daha bize net bilgiler verebilir mi acaba'ya bakıyoruz. Ama bence hani ben daha çok gene sopur üzerinden gidiyorum. Ya da short term holder, kısa vadeli tutanlar ve uzun vadeli tutanlar ayrı ayrı da bakmaya çalışıyorum. O zaman daha çok faydasını görüyorum. Hani onu öneririm. Hani sopura baksınlar evet ama bu gördüğümüz verinin içerisinde işte bu sapmalar şeyden ileri geliyor. Ona ben short term holder ve uzun vadeli tutanlar da geleceğim gene. İkisi arasında çok ciddi şey farkı var. Yani mesela sopur verisine diyoruz ya birin altında mı üstünde mi? Bu bizim için çok önemli. Aynı şekilde short term holder yani kısa vadeli yatırımcılarda da biz bire bakıyoruz. Ama uzun vadeli yatırımcılara geldiğimizde bu rakam çok farklılaşıyor. Mesela 2'nin, 3'ün, 4'ün üstü bile bizim için normal bir profit, normal bir kar alma ya da zararına satış değeri olabilir. Çünkü onlar çok uzun vadeli tutuyorlar. Evet. Evet. Şimdi onlardaki tabi bu veri biz bunu sopura direkt baktığımızda bu veriler iç içe geçmiş oluyor. Yani burada hem uzun vadeliler var hem kısa vadeliler var. Dolayısıyla veri biraz karmaşık bir hale geliyor. Yani çok dipler, çok düşükler vesaire oluyor. Adjust sopurda bunu biraz daha dediğim gibi ayarlamaya çalışıyor. Daha peki hemen burada bir reçete vermek adına arkadaşlara soralım. Yani netice itibariyle bizi izleyen çoğu insan yani bunlarla büyük bir çoğunluğundan bahsediyorum. Bunlarla bir analist olarak ilgilenmiyor. Ama en azından baktığında bir şey görmek istiyor. Piyasayla alakalı bize en kolay veriyi verecek olan SOPR'yi sana sorsam hangisini veya hangilerini tavsiye edersin? Şimdi ben uzun vadeli eğer piyasanın psikolojisini anlamak istiyorsam yani buradan piyasanın psikolojisi acaba olumlu mu, olumsuz mu? Şu an biz nasıl bir piyasada yaşıyoruzu anlamak istiyorsam direkt ben sopur verisine bakıyorum. Yani sabahları kalktığımda dün ne olmuş? Veya bir önceki gün ne olmuşa biraz daha kısa vadeye indirip şöyle bir bakıyorum. Yani bunu indirdiğimde bana diyor ki işte dün biraz zararına birileri satışlar yapmışlar. Son iki gündür böyle bir şey görüyorum ama şurada da mesela bir kar satışı görüyoruz. Yani dolayısıyla bu veri bize aslında böyle kısa vadeli baktığımda şöyle bir şey söylüyor. Şurada bir sıkıntı yani piyasada bu zaten bizim 19 Mayıs düşüşünde yaşadığımız o uzun akümülasyon süreci. 2-2,5 ay süren. Orada gördüğünüz gibi yatırımcılarda bir endişe hakim ve piyasanın yükselmeyeceğini düşünüyorlar. Piyasanın yükselmeyeceğini düşündükleri için de zararına satıştan kaçınmıyorlar. Şimdi bu veri bize ama şimdi arkadaşlar diyecek ki abi piyasanın psikolojisi çok kötüymüş. Ne oldu burada? Yani bir anda ne değişti? Onu sopurla açıklayamayız tabii. Yani hani tek bir veriyle maalesef her şeyi açıklama imkanımız yok. Ama en azından şuradaki dönüşümü de görebiliyorsunuz. Yani burada her şey bir anda zararına giderken burada bir anda kar satışları başlamış. Bir rahatlama geliyor piyasaya ve sonrasındaki yükseliş de aynı şekilde gördüğünüz gibi devam ediyor. Son sadece bir hafta ya da 10 gün içerisinde böyle bir karmaşık bir sopur verisi almaya başladık. Bunu sadece takip etmek lazım. Şu an hani elimizde net olarak şöyle bir şey olur diyebileceğim bir şey yok. Çünkü neden? Şimdi ben uzun vadeli şimdi bakarsam... Geçmeden abi çok özür dilerim. Sor abi sen. Sor. Belki biraz açıklayıcı olması açısından benim perspektifimden şöyle bir şey eklenebilir diye düşünüyorum burada. Burada da aslına bakarsanız biraz trendi okumak için vade bazlı değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Mesela şimdi hep ben teknik analiz yaparken de arkadaşlara anlatıyorum. Teknik analiz tablolarına nasıl bakıyorsanız yani hangi zaman diliminde bakıyorsanız trend başka bir şey söyler. Yani genel trendi anlamak için mesela
haftalığa bakmanız gerekir diyorum. Hı hı. Kısa vadeli trendi anlamak için günlüğe, 4 saatliğe bakmanız gerekir diyorum. Burada da aslına bakarsan şöyle bir belki perspektif geliştirip arkadaşlara yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şeyler biraz daha SOPR'nin short term holder tarafında baktığımızda o günlükte ve 4 saatlikte bakıyormuşuz gibi bakıp orada birin altındaysak kısa vadeli trendi ayı trendi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama mesela long term holder'a baktığımızda orada tabii ki bant aralığı da genişliyor. Aynı haftalık veya aylık mumlara bakmak gibi düşünün. Onlara baktığımızda da genel trendi aslına bakarsan anlayabiliyoruz diye ben yorumluyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Yo doğru. Yani bu veri dediğim gibi aslında kimileri işte mesela Barış Hoca günlük olarak veriyi her gün inceliyor. Altında mıyız, üstünde miyiz? Acaba seker mi, sekmez mi gibi. Bu da çok yararlı. Yani her sabah kalktığımda ben de bakarım. Belli verileri zaten ben favorilemişim. Hani koymuşum bir yere. Her sabah açtığımda bakıyorum on-chain'de. Burada bir ekstra bir şey var mı? Burada bir sapma var mı? Gibi inceliyorum. Ama Sopur da benim için öyle bir veri. Ama piyasanın sağlıklı olup olmadığını, yani boğa akışı boğaya doğru giden bir durum var mı? Yani herkesin keyfi yerinde mi? Evet. Profit satışları devam ediyor mu? Çünkü piyasada satış olacak. Satış olacak ki birileri alsın fiyat yükselsin. Hani satış olması böyle çok burada mesela çok böyle yüksek rakamlar görüyor olmamız bu bizim için bir ölüm işareti değil. Yani adam orada çok uzun süredir belki tuttu elinde, tuttu bir noktaya kadar. Artık öyle bir kar noktasına geldi ki adam şurası neresi mesela Bitcoin'in 8000 dolar olduğu seviyede öyle bir kar satışı yapmış ki ya onun için çok iyi. Ama piyasayı ya, etkilemiş ya, mi? Abi gayet tabii etkilememiş ya. Yani etkilemez diye buna bir genel bir ifade söyleyemeyiz. Mutlaka etkileyebilir ama şöyle bir şey var. Yani düz mantık. Ben mesela insanların her şeyden evvel şu terminolojik olarak İngilizce'de borsaya exchange deniyor ya. Mesela bizde evet. Borsa denmesi, orada exchange denmesi arasında bile algılarımızı etkileyen bir negatiflik olduğunu düşünüyorum. Doğru. Türkçe açısından. Mesela evet. borsa izafi bir şey. Ne bu evet. borsa? Ama mesela exchange deyince değiş tokuş. Yani aynen öyle. Şöyle birileri sattığında siz alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gayet tabii piyasada her zaman satıcılar olacak. Ben satmazsam siz alamazsınız. Siz satmazsanız ben alamam. Yani değiş tokuş olarak düşünün bunu. Dolayısıyla her satış verisi Kerem çok doğru bir yere şey yapıyor, odaklanıyor. Her satış verisini öldük bittik diye değerlendirmemek lazım. Satışsız aynen. yukarı giden bir piyasa olmaz zaten. Evet, aynen öyle abi. Zaten şurada da arkadaşlar bakabilirler. Yani mesela burada yapılan satıştan sonra çok daha büyük bir tepeye doğru yol almışız. Ha belki bu satışı yapan arkadaşımız onu da yakalamıştır. Bilemem. Belki elindeki çok az bir miktarı satmıştır ama o bile çok değerlidir. Yani bunlar da olabilir. Şimdi burada bize yeşil noktalar dediğim gibi zararına yapılan satışlar ve genel itibariyle baktığınızda mesela burası bizim 2018 tepemiz. 2018 boğasında yaptığımız tepe ve sonrasındaki dönüşümü yani piyasadaki aslında psikolojik bozulmayı, güvenin kaybolmasını ve artık elimdekini çıkarayım da ne olursa olsun psikolojisini burada görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde bu psikolojiyi çok az görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok aralıklı olarak zararına ancak satış var ama bu süreçte de inanılmaz bir yükseliş var. Şimdi böyle bir yükselişi gören hangi yatırımcı zaten ben zararına satayım der gibi bir psikoloji aslında. Tabii ki. Şimdi buraya da bakarsak hani son zamana da gelirsek dediğim gibi biz gene aynı düzlemi yaşadık. Burada gene olan satışlar profit satışları, kar satışları. Burada piyasa bir psikolojik sıkıntıya girdi. Zararına satmam gerekiyor düşüncesine kapıldı. Burada zararına satışlar oldu. Sonra tekrardan yükselişle beraber bir gene profit yani kar alma aşamasına geçtik. Şu an yani ufak şeyler olabilir. Yani dediğim gibi şurada da ufak şeyler görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemi ben direkt Sopur üzerinden bu bir ayı verisidir ya da bu bir boğa verisidir olarak şu anlıyorum. Zaten piyasanın bence şu anki genel görüntüsü de o. O anlamda Sopur da bize bu şu an için yansıtıyor diyebilirim.
Çok güzel, çok güzel. Çok açıklayıcı oldu Kerem. Ellerine sağlık. Abi buradan çok kısa bir süreçle bir de short term holder istiyorsan long term holder'ları da göstereyim. Lütfen abi. Tamam. Tamam. Detaylandırırsak iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Bu arada arkadaşlar hemen sen onları ayarlarken Kerem, hı-hı, şunun da açıklamasını yapalım arkadaşlara. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar her eğitimde bir şeyler üstüne koyacağımız için on-chain metriklerinin de tek başına bir şey ifade etmediğini göreceksiniz. Yani birçok on-chain verisini birbiriyle birlikte kullanmak gerekiyor. Mesela şimdi işte Kerem'in söylediği, evet şu anda SOPR'ye bakınca trend anlamında bir şey söylemek mümkün değil. İşte uzun vadeli yatırımcılar satmış, diğerleri almış ama mesela başka veriler var ki bu uzun vadeli yatırımcılar bir yerde satmış ama şu an ne yapıyorlar? Mesela onu bize SOPR söylemiyor. Ne yaptıklarını başka on-chain metrikler söylüyor. Hepsini böyle konuştuktan sonra karma olarak değerlendirme yaptığımızda tam olarak ne anlatmak istediğimizi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi biz böyle aslında ufak ya da böyle en çok kullanılan verilerle başlıyoruz. Ama bu işin aslında gideceğimiz nokta çok daha karmaşık verilere, işte oradan gelenler, bu hepsinin belki birleşimi olan verileri kullanacağımız noktalara da geleceğiz. Bunlar özellikle ben Check On Chain web sitesi üzerinden kullanıyorum. Ama o derslere daha var diyelim. Yani önce bir evet, biz temel var olanları halledelim. Yavaş yavaş oraya da geleceğiz. Şimdi en büyük bu şu an gösterdiğim ekran uzun vadeli tutan kişilerin kar satışları yaptığı noktalar ya da zararına satış yapmış. Şimdi zararına satış demek istemiyorum long term holder'larda çünkü yok. Yani neredeyse uzun vadeli bir sen Bitcoin yatırımcısıysan kolay kolay zararına satmıyorsun. Aslında bu veri bize Bitcoin'le ilgili güzel bir şey de söylüyor. Yani sen bugün aldıysan ve uzun vadede tutabileceksen, o yatırımını o şekilde değerlendiriyorsan, sen çok büyük ihtimalle ileride, yani bir felaket senaryosu çizilmediği takdirde devletler, regülasyon vesaire tarafından, sen zararına satış yapmayacaksın. Ha şey önemli, ne kadar kar satışı yaparsın o senin psikolojine bağlı tabii ki. Yani çünkü long term holder'lara da uzun vadeli tutanlara da baktığımızda 64K'da da çok güzel satan arkadaşımız var. Ama şu, yani şu noktada da mesela satan o gün bir arkadaşımız ya da boğa tam başlarken satan birileri de var. Ben burada da bir şey daha söylemek istiyorum Kerem. Bu tablonun arka planındaki realitelerden biri olarak zaten bir de şöyle bir matematiksel gerçek var. Zaten hani en sonunda bütün bloklar kazıldığında 21 milyon Bitcoin çıkacak. Şu anda hali hazırda bunun 18.5 milyonu takribi olarak söylüyorum. Zaten kazıldı. Yani bu ne demek? Bu vakte kadar zaten bu Bitcoin'ler birilerinin eline geçti. Bu zaten çok uzun vadeli tutan insanların yarattığı bu anlamda bir arz krizi de var aslına bakarsanız. Yani çok uzun süredir Bitcoin tutan cüzdanların elinde büyük çoğunluğu Bitcoin'lerin. Dolayısıyla adamlar belki bu Bitcoin'leri 100 dolarken aldı. Dolayısıyla o adamın hani tekrardan 100 doların altına düşmediği müddetçe yapacağı hiçbir satış o adamın verisi açısından zararına satış olarak gözükmeyecek. Dolayısıyla long term'de baktığımızda Bitcoin ortadan kalkmadı müddetçe veya bütün ülkeler yasaklamadı müddetçe gibi böyle ekstrem bir Kerem'in söylediği gibi felaket senaryosu olmadıkça bu tablo zaten değişmeyecek. Bitcoin'in tabiatı itibariyle. Aynen öyle abi. Şimdi bu veri de aslında bizim bakmamız gereken en önemli, ya benim long term holder'a baktığım en önemli şey aslında bana kattığı bir perspektif. Uzun vadeli tutarsan bir sıkıntı yok ama şu veriler tabii önemli. Yani ben günlük olarak SOPR'ı açtığımda, long term holder SOPR'ı açtığımda ve fiyat da yüksek bir seviyeyim. Diyelim ki şu günleri yaşıyoruz. Daha şu satış gelmemiş. Şimdi şu satış geldiğinde ben bunun bir tetik, yani bir tetik mekanizması olduğunu görmem lazım. Yani burada tepede satış yapan bir uzun vadeli satıcı var. Bu aslında piyasa için çok önemli bir veri. Burada aynı şekilde görebiliyoruz. Kârına satmışlar ama önemli olan da bu tabii. Yani kârına sattıkları noktada bir sıkıntı yok. Ama uzun vadeli tutanların
bir de karına satış yaparken çok yüksek karlarla satış yapıyor olması tabii ki bir bizim de acaba buradan düşer miyiz? Çünkü uzun vadeli bir arkadaş sattıysa ya da birileri satmaya başladıysa devamı da gelebilir düşüncesi olabilir. Ama tabii her zaman da bu böyle değil. Şimdi şurada görüyorsunuz. Bence buradaki benim yorumum bir panik satışı. Genelde uzun vadeliler bunu yapmazlar. Ama yani buradaki görüntü bana bunu söylüyor. Evet, bir kar satış yapmış. Çok büyük ihtimalle gene çok uzun süre önce almış. Çünkü burada gördüğümüz rakam kaç oluyor acaba? Tam tepeye gidemedim ama yani çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Yaklaşık 11 falan gibi bir rakamdan bahsediyoruz ki hani profit satışları bizim Soper dediğimiz veri de birin altı üstü diye yorumluyoruz ya. Şimdi bu uzun vadeli arkadaşımız 11 gibi bir kat sayıyla satmış yani bunu. panik satışı olsa bile adam çok büyük bir kar etmiş. Ama burada şeyi düşünmüş olabilir. Çünkü çok ciddi düşüş esnasında bunu yaşıyor. Tamam, buradan herhalde bitti. Hani bu sene için bitti, ben buradan çıkayım demiş olabilir. Ama öyle olmamış. Belki yanılmıştır. Belki tekrardan alıma yönelmiştir. Dolayısıyla veriyi de biraz seçmek gerekiyor. Yani düşüş trendinde yaptığı satışla yükseliş trendinde yapılan kar satışı arasında da biraz fark var. Yani her zaman söylüyorum. Uzun vadeli satıcılar da hiçbir zaman dünyanın en zeki insanları değil. Onlar da hatalı satış yapıyorlar. Ben de öyle. Evet. Onu da düşünmek lazım. Son olarak bir de short term'e bakalım. Onda zaten çok bir farkımız yok ama gene de bahsedecektim şurada. Arkadaşlar, yorumlar tarafına bu Kerem'in gösterdiği görsellerin linklerini atmasını rica eden birileri olmuş. Hı-hı. Şöyle ki onu şu anda yapabilme şansımız yok ama şöyle yaparız. Twitter'da Kerem bunları paylaşır sizlerle. Şu anda yaptığımız yayının altına ya Kerem ya ben, hı hı, birimiz bir şekilde paylaşırız. Merak etmeyin. Ulaşırız. Tamam. Aynen. Şimdi short term, kısa vadeli arkadaşlarımıza baktığımızda burada gene bir altında mıyız üstünde miyiz verisi bizim için gene önemli bir hale geliyor. Şimdi burada da ya burada gördüğümüz aslında biraz kısa vadedeki fiyat hareketlerine çok fazla tepki veren bir yatırımcı kitlesi görüyoruz. Ki bu da gerçeği yansıtıyor zaten. Dolayısıyla ufak yükselişler ve çıkışlarda mesela şimdi nasıl söyleyeyim? Şurada bir mesela bizim Mart Covid bölgemiz. Burada çok ciddi piyasada bir kapitülasyon oldu. Yani kapitülasyon nedir? Çok ciddi bir düşüş sonrası piyasanın teslim olması. Yani tamam arkadaşlar ben bıraktım demesi. Burada da gördüğünüz gibi kısa vadeli satıcıların çok ciddi zararına bir satış yaptığını görebiliyoruz. Ama sonrasında tabii bu zararına satışlar da devam etmiş. Ama sonrasında tekrardan tabii toparlayanlar, girenler vesaire bunlar değişmiş. Yine burada aynı yapıyı görebiliyoruz. Buradaki yaşadığımız büyük Mayıs düşüşünden sonra kısa vadeli yatırımcılarımız gene zararına satışlar yapmaya başlamış. Biz bu grafiği hiçbir zaman uzun vadeli satıcılarda görmüyoruz. Onlar hep kar satışı yaparlar ama bunu ne kadar yaptıkları sadece onlar için önemlidir. Evet. Şu anda neredeyiz diye baktığımızda ise şu an hani kısa vadeli satıcıların biraz panik durumda olduğunu söyleyebiliriz. Gene zararına satış yapıyorlar. Zaten ne yaptığını bilememe durumu. Yani bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. O da piyasadaki belirsizlikten kaynaklanıyor. Evet. Yani tahminimce şöyle oluyor kısa vadeli yatırımcıların biraz bakış açısı. İşte 40'ta 41'de devamlı bekliyorlar. Ama fiyat 42,5, 43, 43,5 olmaya başladığında alıma giriyorlar. Ama maalesef şu an biz biraz hani grafikler de bize gösteriyor biraz trading bölgesindeyiz. Yani öyle bir bölgedeyiz ki aşağıdan çok kısa bir süre al, yukarıda da satabiliyorsan sat, kendini kurtar gibi bir bölgedeyiz. Çünkü piyasa karar vermedi henüz nereye gitmek istediğine. Buna testere diyoruz arkadaşlar. Bu alanlara Türk borsa terminolojisinde testere deniyor. Yani sürekli böyle testere denmesinin sebebi de sürekli böyle üçgenler oluşmasından sebep ve insanın canını yakmasından sebep. Evet. Aynen öyle. Benim anlatacaklarım aslında eğer anlaşıldıysa bu kadar. Hem Soper hem long term holder hem short term holder ekseninde.
Senin aklına gelen bir şey varsa abi istiyorsan sor, anlatmaya çalışayım. Açıkçası yani SOPR ile alakalı bence Kerem benim beklentimden daha çok şey anlattın. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederiz o yüzden. Sana arkadaşlar adına da kendi adıma da. Bence oldukça detaylı bir SOPR Evet. analiziydi. Bence burada dilersen bitirelim. Tamam. Zaten hani illaki önümüzdeki programlarda da güncel SOPR verileri üzerinden bazı tekrarlar yapacağız. Kesinlikle. Dolayısıyla pekiştiririz diye düşünüyoruz. Zaten senin Twitter'ında işte bizim Discord'u bölümünde senin yazdığın yazılarda, paylaştığın paylaşımlarda zaten önümüzdeki günlerde de sürekli bunlar gündeme gelecek. Arkadaşlar bu arada Kerem Crypto Quant'ın nasıl denir ona? Authorized Verified. out of yani Onaylı mı? yetkili yazarı, yetkili analisti diyelim Evet. Crypto Quant analitik firmasının. Crypto Quant'ta bunların hepsini derli toplu bulabilirsiniz. Bu arada Crypto Sosi'nin de ikinci versiyonda, şu anda birinci versiyonu çıktı biliyorsunuz. İkinci versiyonda Kerem, ben ve Burak hangi metrikleri sizlere oralara yani diğer analitik firmalarına belki de para vermeden bizim platformumuza üye olup orada sağlamaya da çalışacağız. Önümüzdeki dönem için bu planlamaları da yapıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Kerem teşekkür ediyorum abi. Eline Ben sağlık, teşekkür ederim. ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. İnşallah işine yaramıştır dinleyen arkadaşların. Bundan sonra da hani böyle çeşitli verilerle devam edeceğiz. Önce temel olanlarla sonra yavaş yavaş yukarı çıkacağız. Kesinlikle. Tekrardan teşekkür ediyoruz Kerem. Arkadaşlar burada söyleyeceklerimizin sonuna geliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.